Assalomu alaykum. Ey Habibim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Ko'rmaysizmi dinsizlarning fe'lini? Bilasizmi dinsizlarning ikkita alomati bor? Biri yetimga hech rahim shafqati yo'q. Yordam so'rab kelsa urib haydaydi. Ikkinchi belgisi g'arib miskinlarga rahm shafqati yo'q, hech yordam belgisi yo'q va yordam berishga ham harakat qilmaydi. Jannatilik belgisi, mu'minlik belgisi, rahmdillik, mehrlik. Alloh o'zini eng birinchi sifati Rahmon, nihoyat mehribon, rahmdil ikkinchi sifat. Bandalaridan ham eng birinchi mana shu sifatlar bo'lishligini Alloh talab etadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Kimki bir yetimni, xo qarindoshi bo'lsin, xo begona bo'lsin, katta bo'guncha kafilligini olib, shu yetimga qarasa, jannatda meni yonimda birga o'tiradi. Ikkita barmoqlarini bir-biriga juflab turib, mana shunday yaqin bo'ladi deb ko'rsatdilar. Har bir inson eng yonida olib o'tiradigan odamni qanday odam bo'lishini xohlaydi. Rahimdil, mehribon, saxiy. Ana shunday insonlarni qalbi pok bo'ladi. Aytmadilar, boshqa bir savob ishlarni qilganlar yonimda o'tiradi deganlari yo'q. Yetimni boshini silab, yetimga otalik qilgan odam jannatda birga bo'ladi men bilan. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi bu muborak hadisni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: Yetim hurmatda bo'lgan xonadonda baraka bor, fayz bor. Yetimni hurmat qilgan xonadonni Xudo hech qachon xorlamaydi, azizlikda qoladi. Eng xor xonadon yetim bor u yetimni shum yetim, balo yetim deb bolalardan ajratib, u yetimga hech bir rahm shafqat qilmaydigan xonadon, barakasiz xonadon, eng tuban xonadonlarning biriga aylanadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: Jannatga payg'ambarlar, jumladan men oldin kiramanu, lekin bir ayollar borki, ular mendan ham oldin kirishga haqli bo'lib qoladi Alloh huzurida. Sahobalar so'radilar: Qanday ayollar? Yosh bolalari bilan beva qolib, yetim bolalariga o'zi ota ham ona bo'lib boqib katta qilgan ayollar payg'ambarlardan ham oldin jannatga kirishga haqli bo'ladilar. Mehr, rahm, shafqat oqibat bozorda sotilmaydi. Bu bir ilohiy tomondan beriladigan qalbki bolalariga rahm shafqat. Bu ajib dunyoda birovlar tirnoqqa zor bo'lib, bolam bo'lsaydi desa, ba'zi bir xillar nopok yo'lda yurib, bolalarini tirik yetim qilib tashlab ketadiganlar bor. Onalar bor, qadamlarin osti jannat. Lekin havu havasini
bolalar mehridan ortiq ko'rganlar ham bor. Abu Dardo rivoyat qiladi bu hadisni. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Dardoga qarab aytdilar: "Qalbing yumshoq bo'lishini xohlaysanmi? Rahimdil bo'lishligini xohlaysanmi? Rahim jannatga olib boradi. Duoing qabul bo'lishini xohlaysanmi? Maqsadga yetishni xohlaysanmi? Albatta ya Rasululloh. Yetimga rahim qil, yetimga rahim qil, yetimga rahim qil." Chunki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam onani qornida yetim bo'lganlar, otalari tug'ilmasdan dunyodan o'tdi. 6 yoshda onadan ham ajralib butun bir yetim bo'lib qoldilar. Buvalari qaradi, 9 yasharda buvalari ham o'tib, amakilari Abu Tolib ser farzand odam o'z qaramog'iga oldilar. Og'irligim kelmasin deb ob zamzam suvini ichib qornim to'q deb yurardilar. Va aytardilar, kimni qo'yi echkisi bo'lsa, xolis boqib beraman, qariyman. Dardni dard chekkan biladi. Yetimlikni yetimlikda katta bo'lgan biladi. Shuning uchun kimki yetimga qarasa, jannatda meni yonimda o'tiradilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hayit kuni namozdan chiqib sahobalar bilan ketyassalar, bolalar o'ynayotgan joydan chiqib qoldilar. Hayit kuni bolalarini yaxshi kiyintirib, tuyalariga mingastirib, tuyada o'ynatayotgan otalar ko'rib, zavq shavqlari kelib turdi. Banoga bir chekkada yig'lab o'tirgan bolaga ko'zlari tushdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bolani oldiga kelib, "Nimaga bolalar bilan o'ynamay o'tiribsan? Nimaga yig'layapsan?" "Ya Rasululloh, otam jihodda shahid bo'lgan. Onam boshqa erga tegib ketdi. O'g'ay ota menga kiyim olib bermadi. Uni o'rniga uydan ham haydab chiqasdi. Otam bo'lsa meni ham tuyaga mindirib, yangi liboslar kiydirib o'ynatardi" deb ko'nglim uzilib yig'layapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Men otang bo'lishni xohlaysanmi? Oyisha onang bo'lishni xohlaysanmi? Fatima opang bo'lishini xohlaysanmi? Hasan Husan jiyallaring bo'lishini xohlaysan. Yig'lama bolam, men otangman." "Tuyangiz yo'q-u" dedi bolaligiga borib. "Nimangizga mindirasiz, ana ular tuyasida mindirib yuribdi." "Bola, men senga shunday zo'r tuya bo'laman, chiq ustimga." Yetim bolani yelkalariga o'tirg'izib ko'tarib yugura boshladilar. Tuya lo'kullab yuradi, lo'kullamayapsiz deganda sarvari olam tuyada qa lo'kullab yurish qildilar. Tuyalardan bir ovoz chiqadi. "Af! Af!" degan ovoz. Bu hatto arab tilida kechir degan ma'noni ham bildiradi. "Af!" Ularning tuyasidan shunday ovoz chiqyapti, "Siz nima jimsiz?" deganda Muhammad sallallohu alayhi vasallam "Af! Af!" deb ovoz chiqardilar.
Şunda Cebrail aleyhisselam kirib, ey Allah'ın rahmdil Habibi Muhammed Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yine bir mette avf deseniz alemge ot getirdi. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yetimlerge yığılıp durgen bir gudekke bir fark aramagalları da balanı şu erkeletip üyelerge ap getip üyelerde o bala terbiye kurdu. Lekin afsus bir yıl ötkenden kiyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan o dünyaya rihlet kıldı. Şunda bala yeneyem kattı yığılagende Hazreti Ebu Bekir raziyallahu anhu gelip, ey bala can, fakat bugün sevmez hammamız barcha Müslüman alemi yetim buldu. Şimdi insanların hayatta köremen ki namaz okuyun dese keçesi bilen okup çıkadıyam. Her günü roza tutun ya künara roza tutun dese kıladıyam. Deki gün bir yetimge rahim kılıp üstü baş alıp bir işge karnı ağrıydı. Sen bir yetimge koynak abirsen Allah seni balenge bir kestim şimlik egesi koyadı. Sen bir yetimge az gene yardım verip koysan Allah senge bunu min beraber kılıp kaytaradı. Hayri ihsanlar kılışadı karnı toklarını çakırıp pullarını saçladı özlerini kursatış için. Deki gün bir yetimge ya yetim bala mı ya bir yetim kız mı şülerge bir manevi maliyevi bir yardım verişge hiç kaçan hayallerge keltirmeydi. Dünyada bana şimdi Allah'ını kovup sınavları var. Azizler, bu sınavlardan kalbi paklik bilen, mihir akıbet bilen utamız. Özbekistan'ımızın peyzi berekatı hemişe berkarar olsun. Ben de tuvalet mücudumda. Ama uyduk da uyduk.